Değerli Mozart Cultures izleyicileri, dinleyicileri, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımızda çok değerli bir isim var. Türkiye'de yapay zeka, bilgisayar mühendisliği gibi konulardan bahsettiğimiz zaman aklımıza ilk gelen isimlerden biri Cem Say var. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Mozart Cultures'ta görmekten onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum çağırdığınız için. Nasılsınız hocam? Keyfiniz nasıl? İyisinizdir umarım. Sağ olun, iyiyiz. Yani hep derler ya, iyi olmaya çalışıyoruz. Zaten hep öyle olmaya çalışmak lazım. Fena değiliz yani, halimize şükrediyoruz. Peki hocam. Peki, kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Şu an neler yapıyorsunuz? Akademik süreciniz nasıl? Ben bilgisayar mühendisiyim. Uzun yıllardan beri de Boğaziçi Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği öğretim üyesiyim. İşte bayağı bir uzun yıllar doktora çalışmam ve sonrasında yapay zeka konusunda araştırma yaptım. Türkçe doğal dil işlemede dahil olmak üzere başka bir takım yapay zekanın çeşitli problemleri üzerinde çalıştım. Sonraki yıllarda yapay zeka çalışmamda kullandığım bir takım yöntemler çok hoşuma gitti ve o yöntemleri daha çok temel alan kuramsal bilgisayar bilimi, karmaşıklık kuramı, yani bilgisayar denen şeyin nasıl çalıştığına dair matematiksel doğa yasalarını bulmakla ilgili olan bir alt dalımız var. Onunla ilgili uğraşmaya başladım. Şimdilerde sorarsanız yani kendime kuramsal bilgisayar bilimci diyorum. İşte kuantum bilgisayarları ne yapar ne yapamaz ya da işte bir bilgisayara şu özelliği de katsak onun hangi problemleri çözmesini kolaylaştırırız filan gibi daha çok matematik yapıyorum. Şu son zamanlarda yaptığım şey bu. Hocam aynı zamanda sizin kitaplarınız da var. Şimdi biz bilim insanlarına baktığımız zaman hayatlarının böyle bir döneminden sonra ya akademik çalışmalarına yoğunlaşıyorlar ya da bilim anlatıcılığına yöneliyorlar. Siz bu iki süreci de beraber yürütüyorsunuz. Peki bu sürecin zorlukları oluyor mu ya da zorlukları neler? Yani zorlukları demeyelim. Yani sevdiğiniz bir şeyi yaptığınızda aslında o işi için harcadığınız efor zorluk gibi gelmiyor. Yani bu tabii büyük bir nimet. Herkes sevdiği işi yapamıyor. Bilim anlatıcılığı, popüler bilim yazarlığı da uzun yıllardan beri dergilerde filan yaptığım, kendim popüler bilim okuruyum, çok severim iyi yazılmış olursa bir şey. İşte yapay zekanın Türkiye'de eskilerinden olduğum için yapay zeka son yıllarda kıymete binince onun popüler olarak anlatılmasında da yer aldım. Yani iyi anlaşılır şekilde, herkesin anlayabileceği şekilde anlatma kabiliyetim var galiba. O önce yapay zeka ile ilgili, ondan sonra da biraz daha genel bilgisayar biliminin, genel olarak bilgi denen şeyin fen bilimleri gözlüğüyle incelenmesinin hayatımızın geri kalanına ne gibi etkileri olduğuna dair bir kitap yazdım. Toplamda iki tane popüler bilim kitabım var. Yani ikisini birlikte yapmak, işte zamanınızı iyi ayarlarsanız öyle çok bir zor bir şey değil yani. Mümkün olursa sizin de dediğiniz gibi hani bir konunun uzmanı olan kişilerin mümkünse bunu halka daha iyi anlatabilecek yayınlar yapması, işte bilimi sevdirmeye çalışması falan günümüzde ihtiyaç duyulan bir şey. Zamanını ayırabilirse insan ikisini birlikte yapmalı diye düşünüyorum. Şimdilik ben böyle götürüyorum. Hocam demin de üzerine bastığınız gibi zamanınızı her şeyi yetirecek derecede ayarlamak çok önemli özellikle günümüzde. Peki uzaktan eğitimin bu kadar popüler olduğu yani mecburen bu şartlarda siz bir akademisyen olarak gerekli tüm koşullar sağlandığında uzaktan eğitimi verimli buluyor musunuz? Bu zaman yönetimi açısından mesela salgın tehlikesinin ortadan kalktığı bir gelecekte de kısmi dahi olsa uzaktan eğitimin uygulanması gündeme gelmeli mi? Sınıf kapasitesinin yetersizliği gibi sorunlara bir çözüm olabilir mi örneğin? Ya bu konunun birçok boyutu var. Bir kere yani Türkiye gerçeğinde şu anda pat diye aniden uzaktan eğitim yapılacak çünkü okullara gidemiyoruz.
hadi herkes uzaktan eğitime geçsin denildiğinde ne gibi sıkıntılar yaşandığının hepimiz farkındayız. Yani hiç bu ona erişecek cihazı olmayan, cihazı olsa internet bağlantısı olmayan öğrenciler var, öğretmenler var. Yani öyle olursa zaten kaldınız ortada. O, yani bu altyapı meselesinin çözülmesi teker teker kişilerin değil, devletin sorunu. Devletin madem böyle çok büyük bir devlet, bu da temel bir ihtiyaç artık çağımızda, bunu halletmesi lazım. Gerekli altyapının olduğunu varsayarak konuşmamıza devam edersek, uzaktan eğitim yani hocayla öğretmenin, öğrencinin aynı sınıfta olmadığı türden eğitim, bir kere bazı açılardan çok demokratikleştirici, kitlelerin bir şeyleri öğrenmesi için çok çok faydalı bir şey. Bir süreden beri vardı zaten. Hani dünyanın en iyi hocasının verdiği dersi siz internete bağlanıp oradan seyredebiliyordunuz. Yani neredeyse bazı durumlarda tamamen bedavaya, bazı durumlarda çok çok mantıklı bir para ödeyerek. Bu tabii ki yani buna kimsenin itiraz edebileceğini sanmıyorum. Bunun yayılması lazım. Hani çağımızda artık ben cahil kaldım, işte bizim orada Oxford mu vardı falan diyecek şey o bahane ortadan kaldı. Çünkü hakikaten artık her yerde Oxford var diyebileceğimiz bir durum var. Bunun devam etmesi lazım. Türkiye'deki acil durum geçtikten sonra yani tabii çocuklarını, küçük çocukların özellikle üniversite içinde aslında benzer bir şey geçerli. Evlerinden çıkıp, evlerindeki ortamdan çıkıp başka bir ortama girmeleri, belki başka bir şehre gitmeleri, o okul denen yerde o sosyalliğin içinde yaşamalarının sadece bilgiden başka da bir takım artı getirileri var. O yüzden hani komple okulları kapatalım, herkes internetten yapsın dememek lazım. O da biraz saçma olur çünkü internetten işte o evden çıkma olayını tanım gereği yapamıyoruz. Ama öte yandan ekrandan bazı şeyler, özellikle de böyle matematikte mesela ben hep bir örnek veriyorum. Ben lineer cebirle ilgili, yani resmen benim bilmem gereken uzmanlık alanımla alakalı bir konu. Bir takım kavramları ancak birkaç yıl önce internette çok iyi hazırlanmış bir videosunu gördüğümde hakikaten anladım. Yani çünkü öyle işte 3 boyutlu, 4 boyutlu falan şeyleri insan kara tahtada anlaması güç oluyor ya da kağıda bakarak. Ama böyle dönen falan işte vektörler, boyutlar, eksenler falan, onları çok iyi anlatan bir video var. Bu işi çok iyi yapan YouTube eğitimcileri var. Oradan anladım. Yani onlarla desteklenmesi lazım. Yapay zekanın da desteğiyle öğretmenlerin ezeli sorunu olan, yani bir sınıfta 35 kişi var. Ama 35'i de değişik değişik seviyedeler. Hepsi değişik bir şekilde benim dediklerimi yanlış anlamış. Ben şimdi bunlara nasıl hepsini birden düzelteceğim problemini? Her bir öğrenciyi bilgisayarın takip edip modellemesiyle, yani bu şekilde internetin, bilgisayarın, yapay zekanın, gerekirse işte okulun standart altyapısının bir birleşimiyle ileride daha iyi çözebileceğimizi, insanları daha bilgili hale getirme mücadelesini böyle kombine bir atakla devam ettirebileceğimizi düşünüyorum. Peki hocam, dilerseniz ben diğer sorumuzu soracağım. Buyurun. Şimdi bizim bugün tasarladığımız bilgisayarlar, derin öğrenme yeteneğine sahip makineler de örüntüleri ayıklayarak çalışıyorlar. Yani benzerliklere ve farklılıklara bakarak bazı sınıflandırmalar yapıyorlar. Yani bu sınıflandırmaların sonucunda da ortaya çıkacak olan yapay zekanın bu şekilde ırkçı, ayrımcı vesaire olacağına dair bazı söylentiler var. Yani insanın ön yargılarının dışında hani konunun özüne bağlı olarak bu şekilde ortaya çıkabileceğine dair bazı söylentiler var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İnsan hayatıyla ilgili bir takım kararların alınmasında kullanılacak sistemler. Yani bu insanı işe alalım mı, almayalım mı? Tipinden sistemler. Veya işte bu insan bizim müşterimiz, buna ne önerelim satın alması için ya da bunun hangi ekranımızı gösterelim tipinden kararlar. Ya da işte biz şimdi bir metin üretiyoruz. Bu metnin şimdiki kelimesinde hangi
zamiri kullanalım. Yani erkek mi olsun, dişi mi olsun şu anda kullanacağımız kelime falan tipinden kararlar. Eğer insanlar tarafından üretilmiş veri üzerinden öğrenilerek yapılıyorsa, eğer bu işleri yapan bilgisayar sistemleri sizin de dediğiniz gibi insanlığın ürettiği şimdiden dijitalleşmiş veriler üzerinden 1 milyon insan böyle demiş böyle durumlarda, demek ki ben de böyle diyeyim sonucunu çıkartarak öğreniyorsa o zaman yani dediğiniz gibi eğitimcisi, yani o programı o şekilde eğiten bilgisayar mühendisinin kendisi ırkçı ya da cinsiyetçi olmasa bile insanlığın şu andaki durumunda ırklar veya cinsiyetlere eşit muamele edilmediği ya da bizim dilimizde, bizim lügatımızda, bizim kelime haznemizde mesela kadınların aleyhinde daha fazla şey olduğu, işte atasözü olduğu falan filan için bu durumu öğrenen makineler de öğrenebilir. Bu anlamda dediğiniz gibi sıkıntılar var. Kitaplarımda da bunların örneklerini veriyorum. Demek ki bu konuda daha dikkatli olmak lazım. Yani işte biz insanlar da, yeni yetişen insanlar da bu ortamın içine doğuyorlar. Onlar da bu önyargılı İngilizce biased şeylerle, verilerle karşılaşıyorlar. Ama onları adam etmek mümkün olabiliyor. Bak, yani ırkçılık ya da cinsiyetçilik diye bir şey vardır. Bu doğru değildir. Bunun da durumda şöyle yapman lazım. Hani aslında bunu geometrik olarak bile anlatabilirsiniz. Yani bu tarafa doğru eğiksin şu anda, oysa tam ortaya gelmen lazım. Bunu makineye da anlatabiliriz. İnsanlara, eğer yani uzun lafın kısası, insanlara bu konuda doğru davranışı öğretebiliyorsak yapay zekanın marifeti de bu. İşte yapay zekaya, bilgisayara da bu konuda doğru davranışın ne olması gerektiği konusunda eğitebiliriz, düzeltebiliriz. O zaman bağlantılı bir soruyla devam edelim. 2018 yılındaki TEDx konuşmanızda yapay zekanın insan dilini anlama konusunda biraz zorlandığını söylemiştiniz. Sağduyu bilgisi olmadan insan dilini anlamak ileride mümkün olacak mı? Sağduyu bilgisi olmadan doğru düzgün insan dilini konuşmak, anlatmak, üretmek mümkün olmaz. Çünkü sağduyu bilgisi, orada tarif ettiğim gibi, yani insanların aslında birbirleriyle anlaşırken, cümleleri yorumlarken, metinleri yorumlarken ya da kendileri şimdi bu konuşmanın burasında ben şimdiki cümleyi hangi kelimelerden oluşturayım, hangi bilgiyi bu cümleye paketleyeyim diye düşünürken kullandıkları bir önemli bir bilgi dağarcığı. Yani siz sadece grameri, işte Türkçe cümlelerde önce özne gelir, ondan sonra işte tümleç gelir, en sonunda yüklem gelir falan diye o matematiksel kuralları değil. Aynı zamanda işte böyle böyle durumlarda böyle yapılması gerekir. Ya da şimdiki konuşmada hiç bunlar geçmemiş olmasına rağmen, işte dünyanın çalışma kuralı böyle olduğu için, yer çekimi olduğu için, işte erkekler genellikle kadınlardan aynı yaştaki daha fazla kilolu olduğu için filan, karşı tarafın dediğini bu şekilde yanıtlamak daha mantıklı olur filan gibi bilgiye dayalı. Yani resmen dünyanın nasıl çalıştığıyla ilgili tonla bilgiye dayalı bir hesap edip şimdiki kelimenizi söylemek ya da gördüğünüz cümleyi ona göre değerlendirmek zorundasınız. Bu ekstra bilgiye zaten sağduyu bilgisi diyoruz. Bu olmadan da işte kimi bilim kurgu filmlerinde işte robot yapmışlar ama robot bir türlü insanlarla doğru düzgün konuşamıyor. Çünkü çok basit insanlar, her insanın bildiği bir takım şeyleri bilmiyor, aptal aptal konuşuyor. Ancak ona benzer sistemler üretebiliriz. Bunun da birçok örneği var zaten çağımızda. Eğer bu mevzuyu çözeceksek illaki o sağduyu bilgisini de bilgisayara verebilmemiz lazım. Evet, yani biz insanlar için bile aslında hiçbir kimseyi incitmeden bir şey söylemek o kadar zorken günümüzde, robotlar için bilmiyorum artık
hangi gelecekte mümkün olacak. Teşekkür ederiz. Yani incitme, nezaket, işte şey, eyvah şimdi bir falso yapmayayım falan, onlar da ayrı. Ama sağduyu bilgisinin içinde aynı zamanda şey de var. Yani bir Ahmet Mehmet'e bir bardak su verdi. Bu durumda bardağın açık tarafı üstte. Bu bilgiyi çıkarsayabilmesi lazım bilgisayara. Çünkü öbür türlü olsa su dökülecek zaten. Bunu sadece Ahmet Mehmet'e bir bardak su verdiden anlayabilmesi lazım. İşte yer çekimi ve sıvılarla ilgili bir takım şeyler yüzünden. Onu filan ve bunun gibi tonla şeyi de bilgisayara vermemiz lazım. Böyle incelikler, nezaketler, ne ayıptır ne değildir filanla ilgililerin yanı sıra. Hocam şimdi günümüzde çok popüler bir yazar var, Harari diye, biliyorsunuzdur kesinlikle. Evet. Bunun her kitabında, konuşmasında belirttiği bir şey var. İleride devletler daha fazla otoriter olacaklar ve biz sağlığımız, güvenliğimiz ile gizliliğimiz arasında bir seçim yapmak durumunda kalacağız diye. Yani mesela şu anki COVID durumuna baktığımız zaman bile birçok devlet vatandaşlarının bilgilerini topluyor. Konum bilgilerini, işte hastalık belirtilerini falan. İleride evet, devletlerin bu topladığı bilgileri suistimal etmediği bir gelecek mümkün mü? Yani ya da mesela geçen seneki Hong Kong eyleminde oradaki eylemciler işte yüzlerine böyle şallar, bezler falan sarıyorlardı kameralar algılamasın diye. Böyle bir gelecek olacak mı sizce? Yani güzel soru. O devletten devlete değişebilir. Bazı ülkelerde insanlar bu konuda acayip hassas olup bunu bir dert haline getirip, bunu siyasi bir istek haline getirip işte hani masaya yumruklarını vurup bunu devlete kabul ettirebilirler. Hani malum Avrupa'da en çok buna özen gösteriliyor. Kişisel verilerin, benim verim öyle ben izin vermeden bir yerlere gitmesin filan. Böyle bir eğilim de olabilir. Öte yandan tam Harari'nin orada dediği gibi yani öbür türlüsü hani devletin bu gibi yetkileri olması ya da merkezi otoritenin birilerinin bu gibi yetkileri olması, bu gibi verileri kullanabilmesi bizim toplum olarak aslında işimize yarayan bir şeylerin yapılmasına yardım ediyor. O zaman verelim gitsin bunları diye de düşünülebilir. Yani demokratik ülkelerde bile bunu vatandaşın razı olduğu bir senaryo da olabilir. Demokratik olmayan ülkelerde zaten hani baskıcı devletler zaten eğer 5 kuruş akılları varsa zaten bütün bu verileri toplayıp ona göre şey yapmak isterler. Hani vatandaşın ruhunu okuyup onların bir işte isyan etmesini falan önceden tahmin edebilmek isterler. Bu ezeli yani her ülkenin ya da her değişik tipte, mizaçta toplumun kendi içinde farklı gelişebilecek bir konu. Günün birinde bütün insanlık bir araya gelir, bir tane devlet falan oluşturursa o zaman ne olur? O daha karışık bir soru ama muhtemelen çoğu Çinli olacağı için herhalde şimdiki Çin gibi bir şey olur diye düşünüyorum. Hocam madem konuyu Çin'den açtık, bizim merak ettiğimiz bir gelişme var Çin'e dair. Bir süredir farklı bir internet ağı kullanılması konuşuluyor Çin'de. Dünyada birden fazla internet ağı bulunursa bu nasıl sonuçlara yol açar? Tabii ona internet dememek lazım. Yani internet dediğimizde biz aslında şey anlıyoruz. Bütün dünyayı bağlayan o tek ağ. Benim buradan hakikaten başka herkese mesaj yollayabildiğim, herkesin her yere bağlanabildiği ağ. Temelde eğer siz bu, eğer aynı şeyi kastediyorsak, o zaman her ülkenin ya da her ne bileyim blokun farklı diğer taraflara erişilemeyen, kendi anlayışına göre hijyenik ağları olur. Yani bu yeni bir şeyin ortaya çıkması değil, mevcut olan internetin parçalanması anlamına gelir. Yani bazı ülkeler bunu da isteyebilirler. Yani biz zaten mesela şimdiki kanunumuza göre hiç böyle giderse bir takım işte Twitter'ı falan pratikte Nisan-Mayıs ayında kapatacak mesela bizim ülkemiz. Engellemeye çalışacak. Yani kanun onu gerektiriyor. Twitter şirketi Türkiye'ye yasal temsilci atamazsa işte şu tarihten sonra bant genişliği %90 oranında daraltılacak diyor mesela. O da olabilir. Hani bunun yararı mı olur, zararı mı olur filan ayrı bir konu. Bu gibi durumlarda ekonomistler genellikle eğer derdiniz insanlığın genel iyiliği, işte üretilen
değerin çokluğu falansa sınırları mümkün olduğu kadar kaldırmanız gerektiğini söylüyor. Matematiği oldukça basit yani. Hem fiziksel sınırları hem de böyle internetle ilgili engel falan koyarak oluşturulan saçma sapan sanal sınırları. Bu, yani insanlığın o anlamdaki ne kadar bir araya gelirse o kadar iyi olacak diye bir aslında bayağı mantıklı bir ekonomik şey var, teorem var. Ama onu mu yaparlar yoksa kendi milli bizim çıkarlarımız, milli bilmem nemiz daha bu iş için illaki bizim internetten kopmamız daha bizim için hayırlı olur mu derler. O da yine ülkeden ülkeye değişebilir. Yani bunların, çünkü tarihte bunların bütün kombinasyonları denenmiş, anlatabiliyor muyum? Yani Osmanlı İmparatorluğu matbaayı defalarca yani yüzlerce yıl boyunca yasaklamış. Bir padişah ferman çıkarmış yasak diye. Ondan sonraki bir daha ferman çıkarmış falan. Yani bunu başarmışlar yasaklamayı. Yani o da olabilir. Hocam Çin'in motivasyonu şuymuş. IoT için yetersiz kaldığını şu an kullandıkları internet ağının bu sebeple daha yakın, dünyaya daha yakın bir uzay üstüne daha yakın bir uyduyla bu ağı kuracaklarını söylüyorlar. Böylelikle işte 5G için ve IoT için daha sağlıklı bir internetleri olacakmış. Bakalım. Ha yani şimdi 5G, 6G, 10G falan yani onları sürekli daha iyisini, daha hızlısını falan koyarak ağınızı geliştirebilirsiniz. Ama hani bu ağı öteki şu andaki mevcut ağdan yani ne bileyim Amerika'ya da bağlanabilen o hattan koparmak diye bir şey söz konusuysa önceki soruya verdiğim cevap o bağlamda. Yoksa hani bunun üstüne süper daha hızlı bir ağ daha koyalım. Aletlerimiz hem buna hem buna bağlansınsa o zaten hani deminki cevabın onunla ilgili değil. Anladık. Hocam şimdi günümüzde bazı programlar bizi bizden daha iyi tanıyabiliyor. Örneğin insanların cinsel yönelimlerini kendilerinden önce keşfedebilen bazı yazılımlar mevcut. Şimdi bizim türümüz de manipülasyona çok açık ve bu yazılımlarda manipülasyonda kullanılabiliyor. Peki bu durumda ilerleyen dönemlerde yani demokratik seçimlerin bir önemi kalacak mı? Ya da ileride bireylerin birbiriyle rekabetinden ziyade bazı algoritmaların yani manipülasyon yeteneği en yüksek olan algoritmaların birbiriyle rekabetine mi şahitlik edeceğiz? Okey, yine güzel sorular. Harari de zaten bunları bayağı işliyor. Yani tekrardan gelecekle ilgili sürekli sorular sorduğunuz için cevaplamak zor oluyor. Yani öyle de olabilir, öbür türlü de olabilir. Ya da şu anda aklımıza gelmeyen üçüncü bir seçenek de olabilir. Geleceğin tuhaflığı orada. Kitabın sonunda, yeni kitabın sonunda ondan bahsediyorum. Yani evet, şimdi gerçekten Facebook'ta insanların sadece neleri like ettiklerine bakarak o insanın işte anası babası boşanmış mı, alkol mü içiyor bilmem ne filan. Yani sadece like'larına bakarak cinsel yönelimi nedir, siyasi eğilimi nedir bunları anlayabilmek mümkün ve ona göre seçimleri manipüle işte edildiği söyleniyor. O tip insanlara özel başka kimsenin göremeyeceği Facebook propaganda reklamları verilerek. Yani ama bu da söyleniyor yani. Bu bir kez bunun farkına varıldığında bunun karşısına başka bir kontr adım atılabilir. Yani Facebook diye bir şey komple yasaklanabilir. Yani bu ihtimal bence aslında hiç şey değil yani uzak bir şey değil. Hani nasıl otomobiller de emniyet kemeri başlangıçta yokmuş ve de emniyet kemerinin ilk önerildiği zamanlarda ne kadar saçma bir şey diye birileri tepki göstermiş ama hani devlet bakmış ki burada tuhaf bir durum var. Bir sürü insan yok yere ölüyor. Emniyet kemeri zorunlu hale getirilmiş. Yani o endüstriye böyle devlet yumruğu vurmuş ve bir zorunluluk koymuş. Sen böyle davranacaksın demiş. Bu sosyal medyada yeni bir şey. Yani dediğiniz sorunların çoğu sosyal medyada insanların böyle bilgilerinin saçma bir şekilde kişisel bilgilerin yayılmasından kaynaklanıyor. Onlara da böyle kurallar getirilebilir yani. Yani bir kişiye gösterilen reklamı başka herkes görecek gibi ya da ne bileyim başka işte bu şunu asla yapmayacaksın gibilerden kurallar getirilebilir. Yani bu sakıncaları ortadan kaldıracak önlemler de alınabilir.
Sizin hocam geleceğe dair bakışınız biraz daha optimist sanırım. Ben her zaman yani çocukluğumdan beri hep iyimser bir insan olmuşumdur. Hiçbir zararını da görmedim. Herkese tavsiye ederim. En azından yani bugününüzü iyi geçiriyorsunuz. Böyle kara kara düşünmek yerine mutlu geçiriyorsunuz. Hocam yine gelecekle alakalı bir sorumuz var. Gelişen teknolojiye rağmen hiçbir devletin şu içinde bulunduğumuz pandemi sürecini sekteye uğratmadan yönetebildiğini göremedik maalesef. Gelecekte bu sorunun teknolojiyle çözülebileceğini ve pandeminin aslında yeni dünya düzeni için bir fırsat olabileceğini düşünüyor musunuz? Şimdi Yeni Zelanda bayağı iyi idare ediyor aslında. Tabii onların ada olması falan önemli. Yani pandemide herhalde en iyi şey adada olmak. Yani o salgının çıkmadığı, başlamadığı bir adada olmak. Yani evet, devletlerin pandemiyle olan, pandemiye karşı olan tutumları da aslında güzel bir inceleme konusu. Laboratuvar gibi aslında. Belki izliyorsunuzdur hani yani. Filanca devlet şu tarihte şu önlemi aldı. O yüzden onlarda işte hasta sayıları böyle oldu. Falanca devlet onu yapmadı ya da filanca eyalet onu yapmadı. O yüzden onların hasta sayıları şöyle oldu diye. Bu inceleniyor. Birbirleriyle karşılaştırılıyor. Bir arada mesela İsveç herkes aptal kendisi akıllı zannederek farklı bir yöntem uyguluyordu. Onu kendi komşularıyla karşılaştırdılar. Tabii bunun bilimsel olarak bunun yapılabilmesi için devletlerin o kaç kişinin hasta olduğu verisini falan yalan söylemeden, doğru düzgün gizlemeden vermesi gerekiyor. Aslında genel bilimsel yaklaşım olarak bakarsak işe, bu da bilimsel bir soru yani. Böyle bir durumda bir devlet nasıl yapmalıdır? Bu kadar veri topladıktan sonra, hani bunu yapınca böyle oldu, bunu yapınca böyle oldu verisini bu kadar aylar boyunca topladıktan sonra, düşünülür ki bir dahaki sefere böyle bir sorun çıktığında artık ne yapılacağı hakkında insanlığın daha iyi bir fikri olsun ve bundan sonra da akıllıca davranılsın. Önlemler ona göre tekrardan bir gözden geçirilsin. Tekrar en mantıklı gibi görünen şey neyse o yapılsın. Bu düzenimizin bazı unsurlarını değiştirmeyi gerektiriyorsa, hani böyle değiştirirsek şu kadar milyon az insan ölecek falan gibi şeyler çıkıyorsa da artık yani insan ölmesini istemeyen değerleri olan devletler ona göre davransın. Yani akıl, bilim, hesap, kitap bu gibi şeylerin söylediklerine uygun davranılsın diye düşünüyorum. Anladık hocam. Teşekkür ederiz. Bakalım umarım yeni fırsatlara sebep olur bu pandemi götürdüklerinin de yanında. Hocam peki sizce pandemi geçtikten sonra böyle hemen unutulacak ve hani yarınlar yokmuşçasında yaşamaya devam mı edeceğiz? Evet, insan psikolojisiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Muhtemelen öyle olacak, değil mi? Yani muhtemelen yani, bu pandemi geçtikten sonra yine şeylere, toplu mekanlara koşacağız falan. Özledik birbirimizi. Muhtemelen öyle olacak. İnşallah yani unutmaması gerekenler unutmaz. Yani bu işlerle ilgili karar vericileri, yani bir ülkenin çoğunluğu cahil olsa bile eğer hani karar verme mekanizmasındakiler akıllıysa yine bir şansları oluyor. Anlatabiliyor muyum? Ama bu mesela Trump'ın o CDC denen hastalıkla mücadele merkezini tamamen siyasi aptalca nedenlerle zayıflatması tam da pandemiden önceki 1-2 yıl boyunca, işte o zaman yani esas bu işte görevli olan, akıllı olması, bilgiyi tutması gereken yerler, merciler, örgütler, organlar zayıflatılırsa, onlar orası yara alırsa o zaman kötü. O zaman hakikaten yani işte devlet hani başı kesilirse o zaman hakikaten halkın hepsinin akıllı olması lazım büyük hasar almamaları için. Peki hocam, şimdi son sorumuza geçiyoruz. Sanatla ilgili olacak. Buyurun. Şimdi günümüzde yapay zeka, yani herhangi bir insanın ürettiği sanat eserinden ayırt edilemeyecek derecede benzer eserler üretebiliyor. Yani peki bu durum bize bugüne kadar yaptığımız eserlerin bütün anlamlarının beyhude bir şey olduğunu mu gösteriyor? Yani gelecekte makinelerimizin de sanat yapacağını ya da yapabileceğini düşünürsek, hani gelecekteki sanatın değerini nasıl görüyorsunuz?
Yani uzmanı değilim ama benim anladığım kadarıyla bu sanata meraklı insanlar zaten bir sanat eserine bakmakla ya da okumakla yetinmiyorlar. Aynı zamanda onu yaratan sanatçıya sanatçıyla da ilgileniyorlar. Yani bunu yapan ressam işte 20 yıl şu acıları çekti. Bunu yazan yazar böyle bir hayat yaşadı filanla da ilgileniyorlar. Bu sanat eserinin değerlendirilmesi yaratıcısını da işin içine katan bir süreç diye düşünüyorum. Bu yüzden de hani ustalık açısından hani teknik matematik mükemmellik açısından insanların yaptıkları kadar güzel ya da işte neyse onun kriteri o kadar iyi üstün eserleri yapay zeka üretse bile ama yaratıcısı da böyle böyle maceralar yaşadı. O işte şöyle bir hastalığı vardı, böyle bir aşk yaşadı falan filan gibi hikayesi o kadar heyecanlı olmayacağından yine insanların ürettiği sanat eserlerine rağbet devam eder diye düşünüyorum. Yani bilgisayarlar çok uzun süredir yani 20 yıldan fazla oldu. İnsanlardan daha iyi satranç oynuyorlar ama insanlar arası dünya satranç şampiyonları aynı hızla devam ediyor. İnsan dünya satranç şampiyonu rahatlıkla bir cep telefonuna yenilebilecek olmasına rağmen mesela hala itibar görüyor, o işten para kazanabiliyor filan. Aynı şey sanat ya da en azından işte sanatçıların bir kısmı içinde devam eder diye düşünüyorum. Yani sanatçılık genel olarak çok para getiren bir iş değil zaten de tamamen bilgisayar tarafından silineceğini zannetmiyorum. Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Bizim sorularımız bu kadardı. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Biz Bizim için de teşekkür keyifli bir sohbet oldu. Eyvallah. ederiz. Katıldığınız için sağ olun. YouTube hesabımızda paylaşınca sizinle de paylaşırız. Teşekkür ederiz hocam. İyi günler. Anlaştık. İyi akşamlar. Memnun oldum. İyi Görüşmek üzere. akşamlar. Memnun olduk.